Salvini. Sol taraftar canlandı. Eşkinliğiniz saniye. O zaman yurtumuzu çağıralım. Biz onu ekranlardan tanıyoruz. Yörük Türkleri'yi de seviyoruz. Şimdi hep birlikte festivalimizin 3. gününde oynayacağız, eğleneceğiz. Yörük Türkleri'ni bu meydanda doya doya yaşayacağız. O zaman kocaman alkışlarınızla Fatoş Kadıoğlu sizlerle.
Thank you.
Привет, мои девочки, это Зима. Я ваша вас, сейчас сыграю на I'm
Hey!
açsa yaz olur, kızlarında az olur. Hadi gari koş gidelim, yağmur yağsa kış olur. Güneş açsa yaz olur, kızlarında naz olur. Hadi gari koş gidelim, başkanım. Sevgili kaymakamlarım, hemşerimiz, kıymetlimiz, gerçekten çok samimiyim, çok candan, tam bir yörük oğlu. Tabii kaymakam bey çıkmazsa zaten, başkan da çıkmazsa. Bir alkış istiyorum ben, kocaman alkış lütfen. Bu kadar alkış az. Şöyle alalım lütfen. Protokoldeki tüm dostlarımızı. Oh,
Oh,
Thank you.
sevgili izleyicilerimiz Yörük diyarına gelip de Sındırgı'ya gelip de festivale katılıp da efendim Yörük gözlemesi yemeden olmaz. Gözlemenin tarifini de efendim Suzan Hanım'dan almadan olmaz dedik. Hemen dedik ki mikrofonu uzatıyoruz. Gözlemeyi nasıl yapıyorsun? 7 yıldan beri nasıl mücadele ediyorsun? Ve diyoruz ki Sındırgı'nın tek mi tek gözlemecisi. Sağ olun, hoş geldiniz bu arada. Nasıl yapıyoruz bu işi? Ben ilk başladığımda eşim rahatsızdı, çocuklarım ufaktı. Bir iş bulamadım sigortalı da doğrusu. Böyle bir şeyi kendimce icat ettim. Mucitler ailesi. Aynen, kendi imkanlarımla buraya kadar geldim. Sağ olsun başkanımız da çok destek çıktı bana. Ben bir dükkan açtım, başkanım dolabıma kadar, belediye başkanımız yardımcı oldu. Masasına kadar, dolabına kadar verdi bu konuda. Teşekkür ediyoruz belediye başkanımıza. Bu arada belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz Ekrem Yavaş'a, Sayın Ekrem Yavaş'a. Ve hala da destekçimiz arkamızda duruyor sağ olsun. İşte böyle bir imkan tanıdı, festivaldır, şudur budur, biz bayanlara böyle standlar açıp böyle güzel şeylerle biz de kazanıyoruz onun sayesinde sağ olsun. Evet. İşte mücadele ettik, buraya kadar geldik. Kendi imkanlarımla şu anda yufka yapıyorum, dürüm yapıyorum, tarhana yapıyorum. Yörük taranası. Yörük taranası, yörük gözlemesi, yörük yufkası diyelim. Neler katıyorsun bunun içine genelde? Genelde hamurumuzu soğuk su, tuz, bir çay bardağı kadar, yarım çay bardağı kadar sirkeyle hamurumuzu yumuruyoruz. Sirke kabarmasını kabartıyor bu arada. İşte malzeme olarak istediğiniz şeyi kullanabilirsiniz. Hem patates, ıspanak, peynir, kaşar, ne istiyorsan o şekilde hamurumuzu hafif yarım çay bardağı sirke katarak açması daha güzel olur, daha ince düşer. Bu şekilde açıyoruz ve ne bileyim işte genele ikram ediyoruz. Böyle güzel bir şey çıkıyor ortaya. Evet, gel vatandaş sen de yörük gözlemesi yemeden gitme. Sındırgı'nın tek mi tek gözlemecisi, 7 yıldır profesyonel olmuş Suzan Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanı'na da teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyor. Sağ olun, hoş geldiniz. Tekrar buradan başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kalplerinin aydınlığını veren şehit ve gazilerimiz bize paha biçilemeyecek bir miras bıraktılar. Bu mirasın adı Türkiye'dir. Bu miras büyük hayalleri olan insanların mirasıdır. Bu miras bu ülkede yaşayan herkesindir. Sayın kaymakamlarım, sayın belediye başkanlarım, sayın daire amirlerim, değerli basın mensupları ve saygıdeğer misafirler. Vatan alınması ve korunması sırasında millet fertlerinin seve seve can verdiği hatıraların, hayallerin, özlemlerin ve ideallerin mekanı olan bir coğrafyadır. Yıllar önce ülkemiz işgal altındayken namusunu, bayrağını, vatanını savunmak için muhteşem bir direniş destanı yazan İbrahim Ethem Akıncı ve Mücahide Makbul Efe gibi kahramanların mücadeleleri milletimizin kurtuluşuna da ilham kaynağı olmuştur. Sındırgı'nın kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen İbrahim Ethem Akıncı ve Mücahide Makbul Efe'yi anma programına hepiniz hoş geldiniz. Bağımsızlık türküsü, kurtuluşun destanı, bu ne yüce değiştir, söyle yaşat atanı. Şimdi sizleri başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere değerli Türk büyüklerimiz ve vatanımızın her kırış toprağını kanlarıyla sulayan Türk şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşuna, arkasından gür bir sesle İstiklal Marşı'nı
Çok kıymetli kaymakamlarım, değerli emniyet mensubu arkadaşlarımız, Gördes'ten, Sindirim'in çeşitli yerlerinden bize bu belamızı bırakmayan çok kıymetli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Tabii uğruna can verilen, kan dökülen vatan için şu anda bir vadinin kenarındayız. Bunun aslında örneklerini, buradaki hikayelerini anlatıldığında yani bazen öyle oluyor ki arabayla gelmekte zorlandığımız, tozunu toprağın yutmakta bir sürü kendimde göre serzenişlerde bulunduğumuz hayatı ve üstelik de 22 yaşında hayatının baharında bizim şimdiki neslimize göre çocuk diyebileceğimiz bir kişinin, bir kadının 2 aylıkken eşiyle beraber balayla çıkacakken 80-90-100 kilometre dediğimiz Gördes'in yaylalarından, dağlarından Sındırgı'nın koca yaylasına gelişinin öyküsünü, hikayesini aslında 100 bin, 1 milyon, binlerce kere dinlesek, anlatsak her birisinin herhalde ayrı bir yanını, ayrı bir özelliği görmüş oluruz. Yani o hikaye ki İstanbul'da, Paris'te, Viyana'da katları yatları olan bir kişiden bahsetmiyoruz. Yani ekonomik olarak şu kadar servete sahipti, onun için burada biz ne büyük adammış, ne büyük kadınmış diye gelmiyoruz. Vatan için döktüğü kanın, verdiği o şehadetin, şahitliğin, biz yıllar sonraki şehadeti için buradayız. Evet, o şehit oldu. Eşinin ellerinde Halil Efendi tarafından kellesi de bir sopanın ucuna takılıp da dağ dağ, köy köy psikoloji bozulsun diye, dolaştırılmasın diye de gizli saklı gömüldüğü Eğridere'nin Rahman sokağındaki şu vadide bizi, devleti buluşturan mücahide Makbul Efe'den bahsediyoruz. Allah mekanını cennet eylesin. Bu vatan şehitleri çok oldu, olmaya devam edecek. O kadar mükemmel bir coğrafyada yaşıyoruz ki ve biz Müslümanız elhamdülillah. O İslam'ın verdiği bize güçle bu mücadele hiç bitmeyecek. Bizim adımız ne olursa olsun, namazı eksik kılsak, hacca gitmesek, oruç tutmasak, bizim namımız İslam geldi, İslam gidecek. Onun için de düşmanlarımız eksik olmayacak. Çünkü yabancılar çocuklarına küçükten beri biz Avrupa'ya gittiğimiz gezilerde hala görüyoruz. Hilal'in tepesine bastıran bir nesil yetiştiriyor. Bugün Müslüman coğrafyada özellikle Türklerin yenildiğini, yıkıldığını, Viyana kapılarından kovalandığını çocuklarına anlatıyorlar. Oyunlarını öyle kuruyorlar. Bizler o mücadelenin bize ne, bizim onlar dostlarımız sadece diyecek yanında değiliz. Su uyuyor, düşman uyumuyor. Bir de bir bakıyorsunuz ki karşınıza bizim neslin gördüğü, biz Kurtuluş Savaşı'nı görmedik. Ama Mustafa Kavas diye benim dedem var, Çanakkale'de hala şehadeti orada tescilli duruyor. Annemin dedesi. Şimdi hepimizin soyundan sınırlı 700 kişi falan var Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda şehadet şerbeti içmiş. Ve Çanakkale'de 3600 ile şu anda Bursa'dan sonra ikinci şehit veren il Balıkesir. Balıkesir Lisesi bir dönem hiçbir mezun vermemiş. Yani lise çağındaki çocuğunu askere yollamış. Biz bugün bakkala yollayabiliyoruz. Korkuyoruz, endişe ediyoruz, öyle yetiştiriyoruz. Ama bir şey var ki Makbule Efe'den, İbrahim Ethem Akıncı'dan öğreneceğimiz çok şey var. Tarihleri tarihçilere bırakalım. Bunun nasıl geldi, nasıl gitti onu bilmem. Ama ruhunu kavramak, o şehadetin gerekçesini 22 yaşındaki kadının 100 kilometre dağlardan günlerce tozlu topraklı yollardan buraya gelişinin hikayesini anlamak ve anlatmak zorundayız. Olmazsa 15 Temmuz'da olduğu gibi birileri avucunu ovalıyor, bizden gibi görülüp içimizden maalesef bizim en zayıf olduğumuz zamanda tak diye ortaya çıkabiliyor. İşte onlara fırsat vermemenin tek bir yolu
güçlü olmak. Hem ekonomik hem sosyal ama en önemlisi de biz kimiz, neyiz, niçin yaşıyoruz ve niçin yaşamamız gerekiyor idealini bize ve neslimize öğretmek mecburiyetindeyiz. Öğretirsek düşman kim olursa olsun hiç önemli değil. Ama öğretmezsek, maddeye düşersek, kat alayım, tarla alayım, yarın çok daha para ediyor, yol geçecekmiş buradan, daha çok zengin olmam lazım, hep parayı, mühendis yaparız, doktor yaparız, amir yaparız, belediye başkanı yaparız, kaymakam yaparız ama tankın başına gider komutan yaparız, alır halkının tepesine o namluyu doğrultur, bizi bir güzel yok etmeye çalışır. Allah korusun, onun için öncelikle vatan sevdası, bayrak dev sevdası, mukaddeset sevdası bizim yüreklerimize işlemeli. Asla vazgeçemediğimiz, vazgeçmemiz mümkünatı yok. Ölürüz ama vazgeçmeyiz diyeceğimiz işler lazım. Onun için ben her konuşmada onu söylüyorum. Evet, Makbul Efe böyle anlatılı anlatılı bitirilemeyecek bir hadise. Belki sınırları, Sındırgı'yı, Gövdesi, Demirci'yi 6-7 yıldan beri bir araya getiriyor. Ama 9 yıl oldu zaten daha mezara bulunalı. Ama bugün Nene Hatun'dan hiçbir farkı yok. Aynı ruha sahip. Seyit Onbaşı'dan hiçbir farkı yok. Aynı ruha sahip. Hepsi imkan elinde ne varsa vermiş, sonuna kadar kullanmış. Canını vermiş ama vatanı vermemiş. İşte buradaki o ruhu inşallah yaşatmak için buradayız. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Allah razı olsun. Buraya kadar gelmek bile güzel bir hadise. Çok şeyin kaybedildiği bir dünyada bir Fatiha okumak için bile burada bulunmak güzel bir hadise. Allah ruhlarını şad eylesin. Rabbim mekanlarına cennet eylesin. Bizim gibi torunları da onlara asli olan bu vatanın evladı, onların peşinden gidenlerden eylesin. Thank you.